Onlar toplumun erkek işi dediği işleri ustalıkla yapan milyonlarca kadından sadece ikisi. Aysun Tabak ve Birgül Küçük. Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Tabak ve Küçük, her gün çöp kamyonunun direksiyonunda sokak sokak gezerek çöp topluyor. 10 yılı aşkın bir süredir Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan Tabak ve Küçük, Kazım Kurt Odunpazarı Belediye Başkanı seçildikten sonra çöp kamyonu kullanmaya başlamış. Aysun Tabak ve Birgül Küçük. Onlar, toplumun erkek işi dediği işleri elinin hamuruyla büyük bir ustalıkla yapan kadınlar. Aysun Tabak 43 yaşında. 7 yıldan beri Odunpazarı Belediyesi'nde çalışıyor. 5 yıldır da çöp kamyonu kullanıyor. Çöp kamyonu kullanmanın zor olup olmadığını soruyoruz. Hiçbir zorluğu olmadığını söylüyor. Aysun Tabak. Hiçbir zorluğu yok. Hiçbir zorlukla da karşılaşmadım. Tabii trafikte bayan olduğum için birazcık ilk zamanlar görenler malum yani sıkıştırmaya falan kalktılar. Ama şimdi buradakiler de alıştı. Yani bir bayanı yadırgamıyor. Artık hiç kimse yadırgamıyor. Şehir dışından gelenler özellikle hiçbir yerde çöp kamyonu kullanan bir bayan olmadığını "Aa bakın" falan diye çok oldu. Aysun Tabak eşini 2 yıl önce kaybetmiş. Tabak, biri 23 yaşında, diğeri 15 yaşında iki kız annesi. Eşinin ve kızlarının en büyük destekçisi olduğunu belirtiyor. Evliydim, eşimi 2 yıl önce kaybettim. Sağ olun, teşekkür ederim. İki kızım var, biri 23 yaşında, diğeri 15 yaşında. İki kız annesiyim. Onlar çok desteklediler. İlk başta eşim de öyle. Yani benim hep arkamda durdular. Kızlarım olsun, eşim olsun hep arkamda durdular. Ya onlar sayesinde başladım. Bu şekilde de devam ediyorum. Odunpazarı Belediyesi'nde çöp kamyonu kullanan diğer kadın çalışanlardan biri de Birgül Küçük. Birgül Küçük de 43 yaşında. 11 yıldır Odunpazarı Belediyesi'nde çalışıyor. 6 yıldır da çöp kamyonu kullanıyor. Zor oldu mu diye soruluyor Küçük'e de. İnsanlar ilk başta tedirgin oldular ama sonra gördükçe inandılar. Şu an bir zorluğu yok. Bazen mesela erkek sanıp geliyorlar, "Aa abla" deyip mesela gülümseyip gidiyorlar. Erkekle kıyasla mesela daha çok sıkıştırmaya çalışıyorlar. Mesela olmadık yerde park etmiş araçlar oluyor. Çekmesini istediğiniz zaman sorun çıkartıyorlar. Bayan olduğumuz için birazcık daha hani ses tonları yükseliyor. Ama onlar binde bir. Çok gülümseyerek çok hoşuna giden insan daha çok mesela. "Aa abla mesela çok yakışmış. Bizim şehrimizde yok" diyen çok insan oldu bana.